Herkese merhaba. Elimde görmüş olduğunuz akıllı telefon Sony Xperia ile Sony'nin orta sınıfı hitap eden bir Android telefonu. Bu yıl çıkan Sony Xperia telefonlarda görmüş olduğumuza benzer bir tasarım dili kullanılmış Sony Xperia ile de. Bunun yanı sıra Xperia Arc ve Xperia Arc S'de gördüğümüz o içe doğru kavisli yapıda, o profilde görmüş olduğunuz gibi Sony Xperia L'de karşımıza çıkıyor. Orta sınıf bir Android telefon dedik. 4.3 inçlik bir ekranı var. 480x854 piksel çözünürlüklü TFT dokunmatik ekran yer alıyor bu telefonda. Baktığımızda görüş açılarının fena olmadığını söyleyebiliriz. Her ne kadar açıyı arttırdığımızda hafif değişimler görsek de bu görüntü kalitesini, toplam genel görüntü kalitesini çok da rahatsız edecek seviyede değil. Bununla beraber TFT ekranın siyah seviyelerinin ve beyaz parlaklıklarının da yerinde olduğunu ve sonuç olarak bir orta sınıf telefon için düzgün seyredebilecek bir görsel deneyim sunduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim, telefonun teknik özellikleri hakkında konuşmayı sürdürelim. 1 GHz'lik çift çekirdekli işlemci var. Qualcomm Snapdragon işlemcide Adreno 305 GPU grafik işlemci birimi bulunuyor. 1 GB RAM var, toplam RAM var cihazda. Bunun yanı sıra 8 GB'lık dahili bellek var. Bu 8 GB'lık dahili belleğin 5.8 GB'lık kısmı kullanıcılara ayrılıyor. 32 GB'a kadar destekli microSD kart yuvası sayesinde telefonun dahili hafızasını, toplam depolama alanını arttırmak mümkün olabiliyor. Arkada 8 megapiksellik kamera var. Bu 8 megapiksellik kamera HDR moduna sahip. Görmüş olduğunuz gibi yanında flash dikkat çekiyor. Bu da karanlık ortamlarda, ışık seviyesinin yeterli olmadığı ortamlarda ek bir ışık kaynağı sunulduğu anlamına geliyor. 720p video kayıt desteğine sahip. Aynı zamanda video çekim esnasında 1 megapiksellik sabit görüntülerde çekebiliyor Sony Xperia L. Önde de VGA çözünürlüklü ikinci bir kamera yer alıyor. Bunun hem kendinizi fotoğraflarını çekebilir hem de görüntülü görüşmeler esasında Skype ve bunun gibi internet üzerinden görüntülü görüşme uygulamalarında ön kameradan yararlanabilirsiniz. Devam edelim. Tasarım söylemiş olduğumuz gibi Xperia Arc'ı biraz andırıyor. İçe doğru kavisli bir yapı var. Bunun yanı sıra telefon çok ince sayılmaz ancak 4.3 inçlik ekran sayesinde, yani yüzey alanı çok da büyük olmadığı için telefonu elde rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Cepte de rahatlıkla bir yerlere götürebilirsiniz. Söylediğim gibi içe doğru kavisli yapı sayesinde elde biraz daha rahat tutabiliyorsunuz. Tabi kavisli yapı biraz görmüş olduğunuz gibi arkada bir yuvarlak bir hat var. Bu da telefonun tutuşunu biraz daha kolaylaştırıyor. Devam edelim. Önde de görmüş olduğunuz gibi VGA çözünürlüklü kamera var. Kapasif, dokunmatik, fiziksel navigasyon tuşlarını görmüyoruz. Bütün bu işlevlerin Android işletim sistemi üzerinde sanal olarak yerleştirdiğini görüyoruz. Yine ekranın altında şu anda gözükmüyor ancak bir lamba var. Bu lamba da şarj veya bildirim esnasında yanıyor. Bunu da söyleyelim Xperia L ile ilgili olarak. Arkada söylediğimiz gibi 8 megapiksel kamera var. NFC desteği de var. NFC etiketi dikkat çekiyor. Hoparlör yine dikkat çeken unsurlar arasında bulunuyor Xperia L'de. Şöyle gösterelim arka kapağının nasıl çıktığını. Özel bir çentik var. O çentiğe tırnağınızı sokarak arka kapağı çıkartıyorsunuz ve karşınıza mini sim kart yuvası çıkıyor. Bunun yanı sıra yine 1750 mAh'lik batarya da karşımıza çıkan unsurlar arasında yer alıyor Xperia L'de. Devam edelim. Tasarım hakkında konuşmaya devam edecek olursak sağ tarafta ne görüyoruz? Sağ tarafta kamera tuşunu görüyoruz. Yine güç butonu var. Sony'nin diğer Xperia telefonlarından alıştığımız o güç butonu yine bu telefonda da benzer şekilde karşımıza çıkıyor. Ve ses tuşları da dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor Xperia L'de. Sony Xperia L'de Android 4.1.2 Jelly Bean çalışıyor ve bunun üzerinde de Sony'nin diğer Xperia telefonlarından da alıştığımız kullanıcı arayüzü yüklü olarak geliyor. Parmağınızı kısıtarak genel görünüme gelebilir ve burada giriş panelleri arasında dolaşabilir veya yeni bir giriş paneli ekleyebilirsiniz. Yine aynı ekrandan bu giriş panellerine uygulama, widget, duvar kağıdı ekleyebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece bileşene dokunup onu herhangi bir giriş paneline, tabii yer olan bir giriş paneline atamak. Bu şekilde de telefonu biraz daha özelleştirme imkanına sahipsiniz. Yine temalar, telefonun renk düzenini, duvar kağıtlarını dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Farklı tema seçenekleri sunuluyor. Bunlardan herhangi birisini seçebilir ve telefonu biraz daha özelleştirebilirsiniz. Yine kullanıcı uygulama menüsüne baktığımızda yine sayfalı yapıyı görüyoruz. Diğer Xperia telefonlarında olduğu gibi ve bu sırayı dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Çeşitli kriterler var Sony'nin belirlediği. Sony
yüklenenler veya sık kullananlar gibi çeşitli sıralamalarla uygulamaları biraz daha çabuk bulabilirsiniz bu uygulama menüsü içerisinde. Sony'nin Walkman, albüm, filmler, Sony Select gibi uygulamalarını görüyoruz. Walkman müzik uygulaması, albüm, galeri, filmler ise bildiğimiz video oynatıcı uygulaması. Bunun yanı sıra araçlar klasörü var. Burada çeşitli uygulamaları görüyoruz. Yine Google'un Android işletim, Google'un çeşitli servislerine özel Android uygulamaları da Xperia L'de yüklü olarak karşımıza çıkıyor. FM radyo, Track ID gibi multimedya uygulamaları da var. Office Suite uygulamasını görüyoruz yine. Yine Google Play'den birçok yerli yabancı ücretli ücretsiz uygulamayı telefona indirip kullanmanız mümkün. Sony Xperia L'de bu da dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor. Xperia ile ilgili olarak 8 megapiksel kamera veya öndeki VGA kamerayı görmüş olduğunuz kamera arayüzüyle kullanıyorsunuz. Sol tarafta genellikle kontroller toplanmış, HDR modunu görüyoruz. Yine ayarlar bölümünden çözünürlük, zamanlayıcı, hızlı başlatma, pozlama gibi unsurlarda özellikleri de ayarlayabilirsiniz. Yine görmüş olduğunuz gibi fotoğraf ve video çekim tuşları aynı ekranda yer alıyor. Bu da büyük bir kolaylık sağlıyor. Yine kamera değişimini de görmüş olduğunuz tuşla yapabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde ön kameraya veya ön kameradaysanız arka kameraya geçiş yapabiliyorsunuz. Video çekimi esnasında da yine 1 megapiksellik sabit fotoğraf çekimi yapabiliyorsunuz. Bu da başka telefonlarda gördüğümüz ve Xperia L'de de karşımıza çıkan pratik, güzel özelliklerden bir tanesi. Her ne kadar çözünürlük biraz düşük gibi görünse de iş görecektir bu özellik, bunu da belirtmek gerek. Sony Xperia L ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz.